Assalomu alaykum do'stlar. Kecha kuni Instagramda Koreya yangiliklari kanalida Ulug'bek Qori bilan jonli suhbat bo'ldi soat 9'da. O'sha musofirda yurgan yurtdoshlarimizdan tushgan savollarga javoblar bo'ldi. Yana ko'pgina o'sha sizni qiziqtirgan, o'sha sizga kerakli bo'lgan savol-javoblar bo'ldi. Agar mabodo o'sha videoni jonli efirda ko'ra olmagan bo'lsangiz, o'sha video yozib olingan, o'sha videoni hozir shu kanalda qo'yib beraman. To'liq versiyasini bemalol ko'rib tomosha qilishlaringiz mumkin. Juda muhim va kerakli savollar javob savol javob bo'lgan. Marhamat, tomosha qilamiz unda. Ziyoda qilgan bo'lsin. Endi bizni savollaringizni eshitib borishadi bizga. Shu qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Ayrim do'stlarimiz xafa bo'lganlar ham bor. Domla gapirayotganda qattiqroq gapirib qo'yadi, saqlab gapiradi deydi. Bugun sizlarga sal yumshoqroq, qattiqroq gapirmasdan gapiramiz. Endi savollaringizdan ikkita shunday savollar ham kelib qoladiki, o'zimiz xohlamagan holatda ovozimizni ko'tarib qattiqroq gapirib yuboramiz. Qattiqroq gapirishimizdan maqsadimiz popisa qilishmas, bu odamni dilini ochishmas. Shu o'zimiz bilgan qolamizki, shunday gapirishlikka shunday gap o'zi chiqadi. Bu bilan maroq kelayotgan do'stlarimiz bo'lsa, eshitmasanglar ham xafa bo'lmaymiz, ko'rmasanglar ham xafa bo'lmaymiz. Tiklamasanglar ham xafa bo'lmaysiz. Lekin sizlarni tiklamadinglar deb gunohkor bo'lsanglar ham deb gapirmaymiz. Ixtiyor sizlarda. Xohlinglar o'qinglar, ko'ringlar, o'rganinglar, xohlinglar musiqa eshitinglar, xohlinglar undan battarini tomosha qilinglar. Yaxshi amal qilsanglar savobga dohil bo'lasizlar. Yomon amal qilsanglar gunohkor bo'lasizlar. Ikkalasini ham mukofoti bor, qiyomatda hisob kitobi bor. Yaxshi amal qilguvchilarga jannat va'da qilingan, yomon amal qilguvchilarga jahannam azobi va'da qilingan. Bas shundoq ekan, shu bizni kuzatib borayotgan boshqa ahli din ustozlarimizni ham suhbatlarini tinglab borayotgan barcha do'stlarimizga odob bilan, husni xulq bilan aytilgan so'zlarni yaxshi o'qib olib, o'zingizlarcha patvo chiqarib, domlalarni bir-biriga qayirib, hali PR deysizlar, undan bundan olib bir narsalar qilmasdan chuqur bir xulosaga ega bo'lib ikkinchi bir do'stingizga tushuntirmoqchi bo'lsam, o'zingiz tushungan bo'lsangiz tushuntiring, tushunmagan bo'lsangiz unga tushuntirib, uni ham kallasini aynitib boshqa bir yo'llarga, boshqa birlarga o'zingiz ko'rmagan, o'zingiz bilmagan katta xolingizni kiygiz kitobidan o'qib olgan patvolarni hukmini chiqarib bir biringlar shunaqa yo'llarga boshlamanglar. Shuning uchun bizni ayrim so'zlarimiz oddiy o'zbek tilida gapiraman men, ibora ham o'qib bermayman, oyatdan hadis ham, oyat ham, hadis ham keltirmayman. Sizlar hammanglar qaysi bo'lsanglar ham mukammal arab tilini bilmaysizlar, Qur'ondan oyat keltirsa ham tushunmaysizlar, hadisda aytsa ham tushunmaysizlar, balkim tushunadiganlar, tushunadiganinglar bor ichinglarda. Bu gap bilan domla bizni xafa qildi deb xafa bo'lmanglar. Demoqchimanki, sizlarga gapni lo'nda qilib ochig'ini aytib qo'yganimiz osonroq bizga. Bizga ham oson, o'zinglarga ham oson, tushunib olishinglar oson bo'ladi. Ana endi savollarga o'tamiz. Savollar bo'lsa javob qaytarib boramiz inshaalloh. Savollardan shu ko'prog'i men o'zim ham kommentariya degan joyga kirib o'qidim. Bir 40tadan ko'proq Instagramda savollar qo'yib ekan. Ayniqsa xorijiy mamlakatlarda ishlab borayotgan birodarlarimizni ovqatlanish masalasida savollar ko'p ekan. Halol harom, luqma haqida ishlashlik to'g'risida savollar ko'p ekan. Shu men esimda qolganini aytamanki, qaysi mamlakatda bo'lsangiz ham o'sha mamlakatni oshxonasiga kelganingizda yeydigan ovqatlarimiz deydi, mol go'shti, tovuq go'shtidan ovqatlar bo'ladi, o'rdak go'shtidan deydi. Shularni yesak bo'ladimi deb savol berishyapti. Aziz birodarlarimiz, o'sha shariatil islomda uy hayvonlaridan halol qilgan hayvonlar parrandalar qatoriga shu mol, qo'y, echki, tovuq, o'rdak, indu, g'oz, parrandalar kiradi. Endi bularni halol deb hukm qilingan.
halolligi deganda shunda olimlar indemay soyib pishirib yuborsa yoki bir g'ayri din din yo'q odam soyib pishirib bersa bu halol ekan degan gap emas. Qachonki paranda bo'lsa ham, hayvon bo'lsa ham, uy hayvonlari, uy parandalarini bismillah Allohu akbar deb soyilgandagina halol bo'ladi. Mana shu tarzda soyilib pişirilgandan keyin yine onun istimali halal bo'ladi. Agar onu bir hayridin soysa, özüm malıdı, yoki koy, yoki tavuk. Soyduyu, pişirip verdi. Onu amili kılıp, koy göçüyken, mal göçüyken, tavuk göçüyken, halal nasalarken, deyip yiyip getirmeydi onu. Kaçan o Bismillahirrahmanirrahim deyip soyulganda, yine bu göç halal bo'ladi. Agar Bismillah'da aytmasdan soysa, töktü öldüredi mi, boğızlar öldüredi mi, yok ki soyadı mı, bu göç halal oldu degenemez. O şu hayvan özü halal idi. Lekin bir bismillah soyulgen için o haram oldu. Onun istimali Müslüman erkek ve ayolga haram oldu. Şimdi şu Koreya'da mı, Rusya'da mı, Türkiye'de mi, yok ki Amerika'da mı, yoki undan boshqa Xitoy mamlakatlaridan o'zlarini o'sha dini aniq bo'lmagan, xristian bo'lgan, butparast bo'lgan oshxonalarda o'zlarini ovqatlarni tayyorlatgan qatorda mol go'shti solib, tovuq go'shti solib pishirib bersa, ishxonalarda ham tushligilarga abet berganda, mol go'shti ekan bu, tovuq go'shti ekan deb sitta sinib bismillohda aytib yeb qo'ymasdan bunu kim soyganıdı? Bismillah deyip soyulgan mı? Bu göç halal mı? Manasını bilip iş gerek. Yani ayrımdan soran dedi ki, o şu bizi işkanamızdaki avukat veren yollardı. Perdi vasıta çocuğa göçünü yapıp koygan, bir tamamda tavuk göçünü yapıp koygan. Bitti kat güldü, onu sabirladı, bitti piçada kırkadı, bitti kazandı pişirmesi hem. Bitti adam hammasını pişirdi. Bu nima bo'ladi deyiladi. O'zi to'ng'iz go'shi solib pishirilgan ovqat haromligi aniq. Lekin o'shi kapkul bilan narigi qozonda ham kavlayotgan bo'lsa, bismillah deb so'yilgan mol go'shidami, tovuq go'shidami ovqat bo'layotgan bo'lsa, bu qozondagi kapkul bilan bu qozondagi kapkulni aralashtirib, uni pichoq bilan buni pichog'ini aralashtirib hamma narsasini aralashtirib ishlatayotgan bo'lsa, nariga ovqatdan harom bo'ladi. Nimaki, harom narsani ishlatilgan asbob-uskunalari bilan bunga urgandan keyin, uni yuqi ham tushgandan keyin, halol ovqatni ham harom qiladi. Shuning uchun mana shu joyda ham ehtiyot bo'lish kerak. Yana ayrimlar aytyapti, biz o'qiganiga kelganmiz, haftada bir kun ikki kun o'qiymiz-da, bundan bo'sh kunlarimiz oshxonada ishlaymiz, til bilganligimiz uchun oshxonada ishlaymiz, karislar oshxonasida deyapti. Shu yerda ishlaymiz, ular to'ng'iz go'shida ovqat pishiradi o'zlarini odamlarga. Biz aksan bo'lib, yo idishiyotgan bo'lib, ularga ovqatini olib beramiz, yo idishini yuvib beramiz. Bu qandoq bo'ladi degan savol beryapti. Agar shu oshxonada aroq ichimligini ham ichib, o'shlarga ovqat tayyorlansa, aksan bo'lib olib borib bersangiz, yoki idishini yuvib bersiz, yo salatini tayyorlab bersiz, aroq qo'shib sotadigan oshxonada ishlaydiganlarga aroqni ovqatini tayyorlab bergan, salatini tayyorlab bergan, imkoniyat qilib bergan, olib kelib bergan, stolini tozalab bergan, idishini yuvib berganlar aroq ichadiganlarga qanaqa la'nat bo'lsa, ularga ham shunaqa la'nat bo'ladi. Araq ichuvchiga qanaqa gunoh yozilsa, ularga ham xuddi shunaqa gunoh yoziladi. Endi arog'i yo'q-u, faqat cho'chqa go'shti ovqat qiladi. Koreyscha ovqat sotadi. Uyda ishlasa-chi, deydi. Uyda ishlasa ham o'sha qo'lish to'ng'iz yog'ida to'ng'iz go'shtda bo'lgan idishlarga qo'llaringiz tegadi. Ustilaringizga tegasiz, yuzingiz, qo'lingiz. Bu tashkaronki parasonikni yashab turgan joyda parasonikcha hayot kechirgan bo'lasiz-da. O'sha 200 so'm puliga qiziqib, o'shlarni to'ng'iz pishirib, o'sha yerda ovqat qilib, o'shlarni ichida yurib, o'shlarni xizmatini qilgandan ko'ra, ozroq pul bersa ham, boshqa bir joyda shudgardagi ishini qilib bergani
boshqa bir ishga mashg'ul bo'lgani afzal bo'ladi. Ya'ni buni topayotgan puli halolmi, harommi degan savol ham bo'ladi. Agarda aroq sotilib, aroq ichilib ishlaydigan joylarda oshxonami, restoranmi, boshqa joylarda bo'lsa, o'sha odamni topgan puli ham harom bo'ladi. Ya'ni gunohkor bo'ladi, la'natda bo'ladi, topgan puli harom bo'ladi. Endi to'ng'iz go'shti, endi bularda ovqatda to'ng'iz go'shti qo'shlarga eng suyuk, sevimli ovqat ekan. Xuddi bizni o'zimiz yurtimizda qo'y go'shtiga shaxsiy bormi, qo'y go'sht sharvasi bormi, qo'y go'shtini somsasi bormi, osh qo'y go'shtlimi deb qiziqib yeganimizdek, bu karislar ham kirib o'zini o'sha ovqatini qiziqib yer ekan, o'zini taomini. Endi shu yerda xizmat qilayotganlar o'sha haromga allashib yurgandan keyin ularni topgan pullari mehnatiga yarasha pul olyaptiki, lekin karohiyat o'sha pulni olib u yerda o'shdan qilib ishlagandan ko'ra ishlamagani afzal bo'ladi. Mehnatga pul olyapti, ishi harom, mehnati halol, lekin harom amalni qilib yuribdi, haromga aralashib yuribdi. Shuning uchun o'sha yerda ishlamagani yaxshi bo'ladi. Yana savollarni hozir bizga o'qib bersa, yana davom etkizamiz. Assalomu alaykum. Mani savolim shundan iborat. Xo'p, Koreyada iPhone degan narsa bor. Ya'ni telefonni oyma-oy pulini to'lashlikka, ya'ni kreditga o'xshash savdo turi. Shu halolmi yoki sudxo'rlik, ya'ni riboga kiradimi? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Koreya mamlakatidan iPhone degan bir tartib intizomi bo'lar ekan. Bular nimaki sotib oladigan bo'lsa, shu sotib olgan narsasini, ya'ni sotilmaydi, qarzga oladi. Qarzga olish evaziga deylikki 100 ming so'mlik narsani foydalarga bo'lib beradi. 100 ming so'm emas, endi 110 ming so'm qilib to'laydi u odam. Shunaqa bo'lyaptimi, to'g'ri? 110 ming so'm qilib to'laydi. Oldindan hech qanaqa pul bermaydi. Endi agar bular shartlashayotganda shu narsani narsaga xarid qilib, narsaga sotib olib, narsaga olib, shartlashib, shu pulni o'zi narxi 100 so'm edi. Narsaga olganini evaziga 110 so'mga beraman degan bo'lsa va buni sen oyma oy qilib to'lab berasan desa, bu savdo joiz. Ya'ni bu savdoga ruxsat beradi. Qarzga olyapti, ya'ni qarzga emas, narsa savdo qilyapti. Naqa sotsa 100 so'mga sotyapti uni. Narsaga sotgani uchun 110 so'm deyapti. Shu 110 so'mga xo'p deyapti, oyma oy to'lab berishlik sharti bilan. Bo'ladi. Endi yana buni ichida riboga ham yo'l qo'yib qo'yadigan qoidasi bor. Qanday qoida desa, kelishilgan kuni bor. 6 oyda berasan, har oyda 5-chi kuni berasan deb shartlashadi. Agar shu 5-chi kuni hadigi qarzdor odam narsa qilgan savdosi pulini bermasdan o'tkazib olsa, u riyo bo'ladi. Ya'ni riyo emas, kechasi riba bo'ladi. Oluvchiga ham, beruvchiga ham riba bo'ladi. Nimaga? Shartlashgan kunini o'zgartirib qo'ydi. Agar qurbi yetmasa, bir kun yo ikki kun oldin haqdorga, hali qarzga bergan odamga, men ertaga shu pulni to'la olmayman, indinga yo uni ertasi kuni beraman deb ogohlantirib qo'yish shart bo'ladi. Kunini belgilashlik sharti shariatimizda belgilangan. Narsaga olingan narsani men 10 so'mlik, 100 so'mlik narsani 110 so'mga olaman. Har oyda murod kunida mana shunchadan berib qutulaman deb shart bo'ladi. Shu shartni buzmasdan o'sha narsa qilingan savdoni olib borsa bo'ladi. Endi buni mashina ko'rinishlari ham bor bu yerlarda. Ayrim holatda mebellar bor ekan yoki kiyim kechaklarda ham shunaqa turlari bor ekan. Agar savdosi narsa bo'lib shunaqa shartlashadigan bo'lsa bo'ladi. Lekin mana hozir shu telefonni oldim, 100 so'mlik telefonni oldim. 2 oydan keyin shuni 110 so'm qilib beraman deydigan bo'ladigan bo'lsa, endi u narsaga emas, 110 so'm qilib beraman deb 10 so'm qo'shib berayotgan bo'lsa, endi bu riboga kirib qoladi. Shuning uchun shartlashishda yaxshi e'tibor berib shartlash kerak. Mayli u sotuvchi butparast bo'ladimi, mayli yahudiy bo'ladimi, mayli xristian bo'ladimi, mayli musulmon bo'ladimi, savdo qilayotganda o'rtadagi shartni aniq va to'liq shartlarni belgilab olsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.
Hop, keyingi savol Koreyada yurganda taqvo haqida aytib bering iltimos. Undan keyingi savol ham shunga o'xshash ekan. Ayrimlar ish vaqtida pul ko'proq yozishi uchun ishni ataylab cho'zishadi. Ya'ni 2 soatda tugatsa bo'ladigan ishni 5 yoki 6 soatda cho'zishadi. Shundan topilgan pulning hukmi qanday bo'ladi? Hop, bismillahir rohmanir rohim. Savol hammalarga yaxshi eshitilgan bo'lsa, albatta har bir ishda o'zining taqvosi bor. Taqvo degani haromdan tiyilishlik. Gumondan tiyilishlik. Luqmani buzilib qolishidan o'zini saqlashlik bo'ladi. Bir joyda sizga ish beruvchi ish berdi-yu, sizga shu ishni bergan odam qancha muddatda tugatishligingizni bayqilgan. Bilib turibsiz, shu ishni siz bir kun cho'zib olsangiz ham sizga shu pulni beradi, 2 soatda qilsam shu pulni beradi. Endi ayrim joylarda unaqamasda sizga bir ishni bayqimasdan kunlikni o'tkazib, mashin ishni qilib yursang, mashincha oylik olasan desa, borib yalqoqlik qilib, ishni vaqtini cho'zib, kunni vaqtini o'tkazib, shuni hisobidan ko'proq pul ishlab, vaqtni uzoqroq cho'zib turib, ko'proq pul topishni qiladigan bo'lsa, ish beruvchini aldayotgan bo'ladi. Ish bergan odamni aldayapti. Nima bilan aldayaptiki? O'zi yalqovlik qilib, dangasalik qilib qiladigan ishini orqaga cho'zib, kunini, vaqtini ko'proqqa o'tkazib, undan ko'proq pul olyapti. 5 kunda bitadigan ishni cho'zib, 6 kun, 7 kun, 8 kun, 10 kun qilib 100 so'mdan olsa, o'zi 5 kunda 500 so'm olardi, u endi 10 kunga cho'zib turib 1000 so'm qilib olyapti. Mana shu odam u odamni haqiga tajovuz qilyapti. Dangasalik qilib, vaqtidan qochib, vaqtini oldab, u odamni oldab, vaqtni cho'zib, unga moliga tajovuz qilyapti. Ana shu oshiqcha vaqtini cho'zib, ko'proq pul topishlik maqsadida dangasalik, yalqovlik qilib pul topish yo'li harom bo'ladi. Shuning uchun kim qanaqa dinni odami bo'lsa ham ish berayotgan odamni o'sha berayotgan ishini bajarib pulni olsa eni halol bo'ladi. Agar uni oldab haqiga tajovuz qilib yoki bergan narsasini xiyonat qilib chiroyliroq narsani bersa uniroqiga mundaroqiga almashtirib qo'yib hali originalini bersa mundaroqiga qo'yib qo'yib yoki bergan molidan ozginasini olib qolib boshqa narsaga sarf qilib o'shundan foydalanib qilsa o'sha odamni haqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Moliga tajovuz qilgan bo'ladi. Xunuk qilib aytganda uni molida o'g'irlayotgan bo'ladi. O'g'irlik bilan bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun shunaqa ishlardan ham saqlanishlik aynan shu taqvodan bir turga kiradi. Taqvo deganda faqat soqol qo'yib olib va sunnatga bog'liq kiyib olib odamlarni ko'ziga besh vaqt namoz o'qib bir narsa ishlarni qilayotganda qilib yuradigan ishiga taqvo emas. Taqvo degani Alloh meni ko'rib turibdi deb qaysi holatda bo'lsa ham Allohdan qo'rqib, Alloh buyurgan hukmni bajarib, qilma degan narsadan qaytib, payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlarini har bir ishda qilib, o'zini nafsiga jihod qilib, nafsidan g'olib chiqishlik bo'lsa, mana shu taqvodagi eng go'zali, eng yaxshisi bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum, qoraka. Men Koreyaga kelganimga 1 yildan oshdi. Bu yerda namoz o'qiy olmayapman. Hozir hamma ishimni yig'ishtirib O'zbekistonga qaytsam, ota-onam albatta o'zimga bekor qilibsan demaydi, lekin ich-ichidan mendan norozi bo'ladi. Shu holatda namozimni o'ylab O'zbekistonga qaytganim ma'qulmi yoki ota-onamni roziligi uchun shu yerda qolishim kerakmi? Javobingizni so'rayman. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Hozirgi savolga egasi shuni ajoyib bir savol berdiki, Koreyada namoz o'qishlikka imkoniyat bo'lmayapti degan savol. Shu namozimni o'qishligim uchun O'zbekistonga qaytadigan bo'lsam, ota-onam ranjiydi, ular xafa bo'lib qoladi. Ularni roziligini topishlik uchun men shu yerda yuraymi, ketaymi degan ma'noda so'rabdi. Endi musulmon inson
qayerga bo'lsa ham avval Alloh bilan o'zini o'rtasidagi bo'ladigan musulmonlik burchlarini bajaradigan shartlarini shart qo'yib, uni ishni boshlaydi. Mana hammalar Koreyadasizlar, hammalar namozlikka imkoniyat qilyaptilar. Qo'linglardan kelganini qilib namozlarni barpo qilyaptilar. Bu kishi ham shu haligi ukamiz ham kim bo'lsa ham namozini o'qishlik yo'lini taraddusini ko'rish kerak. Yo'lini istash kerak. İş verirken sacanlarına aysa onların bilmeyen Müslüman adamdı, ibadeti borligini. Elbette onların imkanat kılıp verirdi. Şimdi ket var adıgan bu ses, yurtdüzge bu ses, otağını sizden rengigen bu ses, ha balam sağ salamat keptiken de kursan buluş gerek özü aslında otağına. O şüphelerde beynamol bulup yürgenden yanımda beş vakit namazda okup, topkanımı birleşip yiyip, aldığımda hizmet kılıp yürgeni yaxshiydi desa chiroyli chiqardi. Endi bu ko'rgandiki, o'ylayaptikanki, o'sha asosiy aylanib kelib pulga kelib to'xtayapti-da, o'sha yerda yurgani shuncha sarf qilib jo'natdik, o'sha yerda tinch bo'lib nima bo'lsang ham pulni jo'nat turganingda mana kamkurlarni qilarding, mana ishlarni bajarib olardik, uy sotib olardik, mashina olardik, kamkurlarimizni qo'lardik, senga bir tuzukroq to'y qilardik, havas qilgan edik degan gaplar bor-da, ota-onamizdan hammasi ham jachiroli zo'r tushunolmaydi. Ayrimlar shunaqa deb xato ham bo'ladi. Endi bu yigit shu taraflarni o'ylab turib, nima qilay ekan deb aytganda, endi agarda siz ota-onangizga tushuntira olsangiz, bu yerda benamoz bo'lib yurganingizdan yurtingizga borib, o'zga yurtda bug'doyni yeb benamoz bo'lganingizdan ko'ra, o'z yurtingizda somonda o'tirib, namozingizni o'qib ota-onangizni xizmatini qilganingiz yaxshi. Yo'q, masjidda namozni uddasidan chiqib, namozingizga sharoit qilib namozingizni o'qisangiz, berayotgan sajallarning ishiga chidasangiz, ishlab, pul topib, pul qilib jo'natganingiz ota-onangizni ko'ngliga ham xush, o'zingizga ham xursandchilik bo'ladi. Salom alaykum. Keyingi savol. O'g'irlangan narsani bilib turib sotib olsa, dinimizda hukm nima bo'ladi? Harom. Shariatul Islomda bir o'g'rini o'g'irligini bilasiz. U ko'p narsani o'g'irlab keladi. O'zi o'g'irlagani uchun arzon berib yuboradi. Siz uni o'g'irlab chiqishligini poylab turasiz-da, arzonini sotib olasiz, yana o'zingiz sotasiz yoki boshqa narsaga ishlatasiz. U o'g'ri ham bir, siz o'g'ri ham birsiz. Ikkalangiz ham o'g'risiz. Nimaga? O'g'riga o'g'irlik qilishlikka imkoniyat qilib beryapsiz. Agar o'sha o'g'ri olib chiqqan narsasini, o'g'irlagan narsasini sotolmasdan sarson bo'lganingizda o'g'irlikni o'ylabroq qilardi. Bu yerda Otabek naq turibdi-da, bu Odiljonni zavodda o'g'irlab chiqib berayotgan narsasini yoki o'g'irlab kelib berayotgan ishlatgan deydi. Ha, 4 ta 6 ta zakaz bor edi deydi. Yana tuzukroq olib kelmabsan deydi. O'g'rini o'g'irlik qilishlikka da'vat qilyapti, chaqiryapti. Va uni o'g'irlab kelgan narsasini 5 so'mlik narsani 3 so'mdan olyapti-da, u 5 so'mdan sotib olib foyda qilyapti. Ana endi u o'g'ri ham, bu o'g'ri ham ikkalasi ham o'g'ri hisoblanadi. Ikkalasini ham topgani bo'ladi. Qiyomatda o'g'irlatgan odam o'g'ridan ham sotib olgandan ham haqini talab qiladi. Agar shu o'g'ri o'g'irlikdan o'g'ri, sotib olgan o'g'ri ham shu o'g'irlatgan odamga javob berishlikka qiyomatda tayyor bo'lsa, vagonlab o'g'irla. Agar tayyor bo'lib uddasidan chiqa olmasang, o'g'irlikdan o'zingni tiyib, ibodatingga mashg'ul bo'lib, o'g'irlik qilayotganlarni ham o'g'irlikdan qaytarishlikka chaqirsang, yaxshi bo'ladi. Keling, savol. Keyingi savol. Spirt qo'shilgan dorida og'iz chayish mumkinmi? Hozirgi kunda shu virus kasalligi tarqalib, koronavirus tarqalib, hamma joyda qayerga borsangiz, hali qo'lingizga spirtli dorisini yegina deb surkashlik bo'lyapti. Ayrim atirlar ichida bor, yana ayrim shunday bir narsalar borki, og'izda ham chayqavomasiz bo'lmaydigan narsalar bor. Bularning tarkibiga spirt qo'shilgan. Buni
iste'mol qilib ishlatsak bo'ladimi? Buning ichida spirt bor-u degan savol qilyapti. Aziz do'stlarim, spirtning 3 xil ko'rinishida, balki men bilmasam, undan ham ko'proq ko'rinishda spirtlar bordir. Spirtlarning bir turi alkogolizm, kayf va mast qiluvchi narsalarga qo'shadigan spirt bor. İkincisi tibbiyotga qo'llanadigan spirt bor. Uchinchisi texnologiyaga, og'ir texnikalarga qo'llanadigan spirtlar bor. Endi qaysi bir spirtni ham ichayotganda mast qilib rohatlanaman deb iste'mol qilsa harom bo'ladi. Meksikalik spirt 90 gradus bo'ladi. Ozgina suv qo'shib turib, sal gradusni pasaytirib, kayf qilib ichaman desa, u endi u harom bo'ladi. Lekin o'sha 90% de spirtni meditsina bilan haligi asbob uskunalarni artishlik, qo'lini kompress qilishlik, yana boshqa narsalarga ishlatishlik bilan u spirt harom bo'lmaydi. U spirt bilan ya'ni buzildi bo'lmaydi. Keyin atirlarga qo'shiladigan, shu gigiyenalarga qo'shiladigan boshqa spirtlar ham aynı shu parfumeriyaga, meditsinaga moslangan spirt. Uni niyatida o'zi ichib mast qilishlik uchun emas, gigiyenaga shunaqa bir qarshi yuqumli narsalarga, har xil parazitlarni o'ldirishlikka, viruslarni o'ldirishlikka ishlab chiqargan narsadan foydalansa bo'ladi. Endi buning ichida spirt bor ekan deb o'sha spirtni ba'zi bir jihatlardan foydalanib, mayli uni pishirib, tuzatmi yoki qaynatibmi, hiddanmi, mazasidanmi mast qilishlik uchun o'zini kayf qilish uchun ishlatsa u harom bo'ladi. Keyingi savol. Vizani cho'zdirishlik uchun bank karta hisobimda 6000 dollar ko'rsatishim kerak. Bu yerda savol juda ham uzun yozgan ekan, men qisqartirib aytayapman. Mana shu 6000 dollar bir kun mobaynida mening hisobimda muzlab turishlik uchun menga bergan odam 200 dollar uslugasiga beradi. Vaholanki buni bu yerda men bu pulni topishdan boshqa ilojim yo'q. Shu sudxo'rlik ekiladi. Ha, juda ajoyib savol bo'pti. Mayli vizaga olish bo'lsin, mayli qanday bo'ladigan bo'lsa, bir odamdan qarz olyapsiz, hisobingizda bir kun turib turishligi uchun. Siz uni evaziga boshqa hujjat ishlaringizni rasmiylashtirib olasiz. O'sha sizning hisobingizda pul borligi uchun sizga shu elchixonadan viza beradi. Shuni vizani olishlik uchun bankdan mana shu odamni shuncha puli bor hisob raqamida deydi, deyishlik uchun qog'oz olishlik uchun shu bir odamdan pul yo'llaysiz. 6000 pul meni hisobimga qo'yib tursangiz desangiz, u qo'yib bergan odamga evaziga sizdan pul oladi. Ya'ni 6000 qo'yib beradi-yu, sizdan 100 dollar yo 200 dollar xizmat haqiga pul oladi. Shuni ma'nosi qanday bo'ladi? Agar sizga mana 6000 so'm bir kunlikka sizga deb bersa, ertaga siz menga shu 6000 ni 6200 so'm qilib qaytarib berasiz desa, ochiqdan ochiq riba bo'ladi, sudxo'rlik bo'ladi. U so'mda bo'lsa ham, dollarda bo'lsa ham, yevroda bo'lsa ham, vomda bo'lsa ham, rublda bo'lsa ham, bergan narsangizni evaziga qaytib qolayotganingizni evaz qilib, ustiga qo'shib olsa u riba bo'ladi. Misol uchun bir qop guruch berdi, ishlatib oldingiz, qaytarib berayotganingizda bir qopni 2 kilo qilib berasiz dedi, qo'shib berasiz. Bu ham riba bo'ladi. Bir piyola ohyo berdingiz, qaytib berayotganingizda 1.5 kilo qilib berasiz dedi. U ham riba bo'ladi. Beruvchi ham, oluvchi ham sudxo'r bo'ladi. Endi men o'zim pulimni sizning shotingizga, bankingizga qo'yaman. O'zim shu narsani sizdan yechib olaman. Bankdan sizga karta ochiraman sizning nomingizga. Sizga bankdan shunaqa puli bor degan qog'ozni olib beraman. Shu qilgan ishlarimni evaziga, xizmat haqiga men sizdan 100 so'm yo 200 dollar olaman deb shartlashib kelishib oladigan bo'lsa, u puli bo'ladi. U xizmat haqiga so'rayapti. Qarz bermayapti. O'zi u odam nomidan qo'yyapti. Uni o'zi olyapti pulini. Bankdan puli bor degan qog'ozda beryapti.
Haligi naqa kartasi bor, visa nima kartasi? Butun jonda pul choradigan kartasini kolga haberiye bağlasın 10 son ama 10 gün koyamam senin hüccetlerin rasmiyleştirip veremem dese özü şu adam şu kağızda gerek buletken adam o adamı yollayıp siz polisi koyup beni şurada sırada kıverin deyip yollayıpken buladı o adam hizmetine kul alıyıpken buladı bu kuda hâlasa ribaya kelimeyi dağmış mı kalın? Kimi sağ ol. Kimge tekilmezden tiket turup davul kutsa buladın mı? Haa. Bir de acayip soru verildi. Tiket turup siyse buladın kimge tekilmezden dedi. Şimdi yaş katta bu adam elbette siyse üstüge tekilmezdi de. Lekin tiket turup siyse mekruh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaytargen. Her kança çırali gidişler kılıp az büyüklerdi kereylerde. Şuna işle varırken, atır yan varırken, su yan varırken, değil siz siz sidigizi akızıyıp çıkıderken. Bansa burnunu çek, çırap çingi uşak tıkırıp kup koygan eken, bağırıp koşunca seyirken siz üstünüzge şaçıramaydı. Lekin tiket türü siz yersiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetlerini terk kılıyapsız. Büyürgen kursatmalarını kımin degen esasını kılıyapsız. Min üstünüzü taza kısesem, taza bulsam. Peygamberimiz aleyhisselamdı kursatmalarına muvaffuk kımaktan kına degen nasasını kıl yapsın mı? Ondan sonra oturup siyganız yakışırken de miyim? Çırali siygan bu sahneyi. Haşamaklı, güllü, çırali ilişki siydiyiz kanıyor, makruh kılıp. Ondan sonra iflas bu sahneyi oturup üstünüze çatırtmasan siyganız abzal buladı. Tiket durup siyiştiği makruh. Üstünüze çatırtmasan, çatırtmasan. Şundan ihtiyaf durun. Kimisi namaz hakkıdayken? İki kişi okuyarken de peşin namazıyla birinci adam sünnetini oku bulgen bulsa ikinci kelgen adam bilen birge farzını okup keyin sünnetini oku basa buladın. Cüda yaşlı namaz hakkında bugün savaş sündeyken ikisi adam cemaat bulup okumakçı bulsaydı birinci adam sünnetini oku bulduğun da farzı gıtayar geldi kör yaptı. İkinci kelgen adam şu adam bilen birge namazını oku basaydı ondan keyin sünnetlerini oku basa buladın mı deyip savaş verildi. Eğer o şu birinci imamlık öt verildi adam baktı biraz tutturamam dese bize güzel buladı sünnetli öz vakti ada et olup ki cemaat olup farzı okup kekini sünnetlerini okup dua takdirlerini kısa ondan hem çırali buladı. Şimdi yok vaktiniz iş vaktiyle bu kadar sizlerdi. Bir gece avukat vaktiyle buladı. On tekende namaz yapıp zıkkısız takbir ayıp namazı tayyara turgan eken. Koşulu namazı izler o okul orası da ki ondan ki sünnetlerini okup alıp çıksız bol aradı bu. Bu şimdi daimi ravişte başlaksıyken bol ararken de daimi bunu özünüzde tatbik olmayız. Uçtaki zarurat zarurat bulup kalken vakitte takip ayıp koygen bulsa namazı koşuluş gerek bulsa avval farzda okuptırıp kekin uçtaki sünnetlerini tatbik olan okup koysanız bol aradı bu. Benim bir sorum kaza namazı hakkındayken iki yıldan beri namaz okuyman. Bundan oldingi qoldirgan qazo qilgan namozlarimni o'qib boryapman. Shu holatda vitr namozini ham o'qiyman. Va qaysi tartibda va qanday niyat qilsam yaxshi bo'ladi? Qoldirgan namozlarni, qazo namozlarni mana 2 yildan beri ukamiz namoz boshlabdi. Alloh subhanahu va taolo bu birodarimizni qilayotgan barcha ibodatlarni darajada qabul qilsin. Qoldirgan namozlarni ham tartib ila ado etib borsida Alloh bu ukamizga kuch g'ayrat, sabr qanoat, Allohning oldida bo'lgan buyurgan vazifasini ado etishida mukammal ado etishida Alloh nasib qilgan bo'lsin. Albatta qoldirilgan namozlar bizda ahli sunna va jamoat Hanafi mazhabida o'qiladi. O'qilganda ham bitir vojib ham o'qiladi. Har bir namozni qazosini ado etib boradi, bitir vojibni ham o'qadi. Endi buni niyati qanday bo'ladi? Niyatida oddiy
35 yılda niyet kıldım. Ahırı kaldırırken namamı namazını 4 rekatli, 2 rekatli, 3 rekatli farzını adalet ettim. Halis Allah da Allah için Allah verdi. Ahırı kaldırırken degen sözü koşadı. Demek ki ahırı kaldırırken, ahırı kaldırırken kere aradı da o valiye bana ilgi, bana vakti demeydi. Ahırı kaldırırken namazı peşinini farzın, törrekatli farzını adat etme, halis Allah Teala için Allah Ekber idi. Vitir vacib deyem, ahırı kaldırken vitir vacib namazını adat etme, halis Allah Teala için de adat etme. Şimdi şu kaza namazlarını kaysi vakti okup bu miydi? Bir savaldan gördüm, Bamdat'tan keyin kaza namazlarını okusam bularım de. Bamdat namazını farzını okuyandan keyin, şimdi kuyah çıkışını yakınlaştı başlaydı. Kuyah çıkmadan geçen namaz sığmıyordu. Kuyah çıkken de namaz sığmıyordu. Kuyah batırken vakti namaz sığmıyordu. Ve asıl bilen Şam'da ortasında namaz sığmıyordu. Başka vaktilerde camla alıp hatarasıya neç günlüğünü küçüyorsa okursun. Yarım gece durup alıp okurayım. Bunu zarar yok. Bunu vakti okuysan degen kaza vakti yani kaldırgan namazdı. Bunu vakti okuysan degen cay yok. Fakat yine şu makruh bugün okulmasın degen vaktilerden taşkarı vakti namazlarını okup barılardı. Allah ülkemizde küçük kuvvet versin. Bu savalda aldıran bir ülkemiz aytıp ötkenidir. Ben şuna kadar defter çakılıp ruhat koyup yazıp barıyaktan kaza kaldırgan namazlarım degen saval bergenirken o şu ülkelerimiz diyen Allah özü küçük kuvvet versin. Namazda kaldırmaktan okuşuydu Allah başlarımız ders kısın. Yine bazı ayrı ülkelerimizden saval var. Bu saval keyin açık kaladı. Ben şu isimli karım. Biz peşin vaktinde vakti okumuyoruz. İşlerimiz için. Şu ülke gidenimizdeki asırda okup olamız. Şu asırda okup olamızdaki Şam'da oku olayım mı ya Şam'dan ki okuyayım mı kaldırken peşin namazımızı de savar diyoruz. Avalan var, o şey iş caizde az gene vakit edildi. Namazda kaldırması dikki hareket kırın. Eğer kaldırabiliyorum bu siz, yüzük kesiz, hala asırda okumayan bu siz, asırda vakti çıkartmasından güden benim olan vakti olacağım bu ise, avval şu kaldırken namazıyızı oku olayım, keyin asırda okuganingiz yaxshi. Lekin asırda vaqti ham o'zi tugab qolyapti, shomga qilash qolayotgan bo'lsa, asırda o'qib olasiz, orqasidan shom kiradi, shomni o'qib bo'lganingizdan keyin, undan keyin qoldirgan namozingizni o'qib berasiz. Mana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi savol ham namoz haqida ekan. Xo'p. Namoz vaqtida vaqt yo'qligi sababli ish joyimda o'tirgan holatda namoz o'qib olaman. Shu to'g'rimi? Bazılar mümkün emas, qiyomda turuş kerak deydi. Bu savollarni umumiy yig'inmasini aytib qo'yapmiz, rozi bo'lib qo'yishadi, chunki juda ham ko'p ba'zi kerakli so'zlar ham mavjud uchun. Savol berguvchi do'stlarimizdan aynan so'zini savolini o'zini deb biz olyapmiz. Shuni savolni berayotganda ham bir qancha ko'p misollarni keltirib, qanaqaligini aytib, keyin haligi o'zini haqiqatda ham imkoniyat yo'qligini, uzunligini bildirib turib, keyin savol berishyapti. Aziz birodalarimiz, namozning ichkarisida 6 farz bor. Takbir bor, qiyom bor, qiroat bor, ruku bor, sujud bor, qadava rasuligacha bor. Endi faraz qiling, namoz o'qiydigan odam Alloh akbar deb namozga kirib tikka turish kerakmi? Bitta farz. Qiroat qilishlik 2-chi farz. Rukuga borishlik 3-chi farz. Sajdaga borsak 4-chi farz. Ha? Takbir aytishlik 1-chi farz edi. Shuni 6-chi farz namoz ishligi. Qada va rasulgacha o'tirish edi. Endi shu o'tirib o'qigan siz o'zingizga savol bering. Shu 6 sajdadan qaysisi bajariladi? Nechtasi bajariladi? O'tirib o'qisiz. Rukuyingiz bo'lmasa, qiyom bo'lmasa, qada va rasulni oxirigacha o'tira olmasangiz, sajda qila olmasangiz. Fakat siz Allah Ekber deysiz, kıraat kılarsınız, iki sefer olsa, tut tanesesi kem olsa, şümbülen namaz tuluk bakma buladı mı? Degen savaldı özge birsiz, her kanaka düşünmeyen adamım, yok senin namazın namaz bu bak. Sağ salamet bugün adamını, hiç kanaka keserli bulmayan adamını, tikke durup, ruku sacda kılıp, kıraatı kadar, Resulü'nün çırali okşu kurbeti yetse yok,
lekin o'tirib namoz o'qsa namozi durust bo'lmaydi. Agar odam kasal bo'lib turolmaydi, o'tirib o'qiydi. Sajda qila olmaydi, davlanasi bor. Ha? Mana shu kasalliklar uzuni bor bo'lgan kasalliklarga ma'lum miqdor tuzalgunga qadar o'tirib namoz o'qsa bo'ladi. İmam işare bilen rükuge undarak olsa secdeyi undarak pasrağa kılıp okum derendi. Lekin şu ikonada şerayet yolu giden namazı oturup okuyakken dese bu namazı namaz bu miydi? Ondan göre şu yakışlar gelişim vakt tapıp hani sigaretken 10 bin vakt verip çekken. Ha? O secancan hacetke var ki var deyip bari iki günlerde 15 bin girse, şunu içte 5 binde, fakat tarzını okuvalarıyım. Sünnetin yüzüye var mı 15 bin meyle. Eğer işi şuna kadar yüzsüzde, yani ki teyirlenip, eğer bircayı kessin, pişeliğinden koyamam diye pürgen olsa, şuna kadar okuvasızdan bulurlardı. Gene sağ ol. Kengi sağ ol. Onamca avval gidik mehrim yok. Nima kılsam bulurdu. Ondan kengi sağ ol. Ota onamca ailevi maceralar sağlar. Mehrim avval gidik mez. Şimdi ne maklısan buladı. Ona göre mehir yokluğu terbiyenin bozukluğu ile dönüyor. Şeytanın da hilesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onalarda kançalı uluğ ikenliğine ularga mehir kursaçlığı, muruvvet kılıçlığı, hizmetini kılıçlığı, razılığı tatlığı, uf demesliği, kargen çoğları da yedirişliği, içirişliği, yedirişliği, bahçe vazifelerini kılıçlıydı, tavsiye kın. Allah Kur'an-ı Kerim'de ata ana haklarına dua kılıçlıydı, ularını büyüleyen vazifelerini becerişliydi ekken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek bir meşhur hadis var, hem bunu biladı. Onalar ayağını astı, cennet dedi. Yani cennet analarının ayağını astı dedi. Şu bizlerimiz hemen elimlerle yetenem. Onaga mehir yokluğu, onlardan mehir topma geldiği izlenem buladı. Çünkü şeytanın vasfasası, onanın sizge bunu kursatıp koyadı. Ayrım işlerde onların kemçiliklerini kızı güldürdü. Sökken vaktlerini, urgan vaktlerini, terbiye asasında söküp urgan vaktlerini sizge isletedi. Meneşi nesillerde merham verişlik için insan köpüro zikir kılgürüş gerek. Zikir. Allah'a istihbar atış gerek. İstihbar degende azlarımız fakat günahkar bugünde tabi kılıp tabi soramaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar aytardılar. Estağfurullahal azim ve atubu ilahi dediler. Lekin Peygamberimiz aleyhisselam günahtan hali ediler. Günahkar bo'lganligi uchun istiğfar aytmasdilar. Bu istiğfar aytishlik ham zikir. Allohga tavba qilishlik. Endi biz ummatlar bu istiğfar aytishlikni o'zimizga vazifa qilib olishimiz kerak. Son sanaqsiz tavba qilishimiz kerak. Ko'proq tahlil aytib yurishimiz kerak. Subhanallah, elhamdülillah deyip Allah'a hamd edip yürüyüşümüz gerek. Ey Allah beni kalbimi açın. Onamda bugün mihrimini ziyade kıl. Şeytanını, cinni ve sosyalistan beni öz panahıyla agin deyip ata anaga bugün mihrini açtığı için böyle Allah'dan soruş gerek buladı. Ha şimdi ne kalp yumuşaydı, dide yumuşaydı. Bu kiri bu ketken olsa bir valiler bitti günah kısay kalbimizde bir de kara nokta koyuladı. Yine bir de günah kursay, yine yok hoşladı. Sekin 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 her bir de kıyan günahlarımızda bir kara nokta köpeyip 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 kalıp karayadı. Zeng basadı. Yine onge hancı mıncı nasıl tahtır kımıyla bura. Şimdi şu dağda ketkizisi için, yuvuşluk için bende ne bakladı? Zikir kıladı. Tasbih aydadı. Allah'a hamd aydadı. İstihbar aytadı. Peygamberimiz aleyhisselam'a salavat aytadı. Ümit kıladı ki şu günahlardan farık buluştuk. Kalıptı, karayelgenli, karayelgenli. Yuvuluştu gibi ümit kıladı. Mene şimdi ne mehir açıladı. Allah şu ülkemizde anasıya bugün mehirde ziyade kısın. Her bir fazlattı, ata anaya bugün muhabbetti, mehirde, o da ziyade kılıp versin.
Keyingi savol. Meni bir birodarim meni pulimdan foydalanmoqchi. Evaziga har oy qanchalik summa taklif qilyapti. Bu sudxo'rlik deb o'ylab pul bermadim. Ikkimiz ham Koreyadamiz. Bu birodarim savdogar. Shuni ishini diniy yo'l bilan, ya'ni shar'iy yo'l bilan qanday hal qilsa kerak? Albatta bir odam bilan shunaqa taklif bo'lib sen menga pulingni berib tursang, men pulingni ishlatib tijorat qilib aylantiraman. Bundan men senga ko'zimdan chiqarib o'zim qo'sh berib turaman, yo muncha berib turaman deb aytsa, bu aynan ribo bo'ladi. Faqat foydasiga sherik bo'lyapti u, ribo bo'ladi. Shariatul Islomda muzoraba degan masala bor. Muzoraba degani bir odamdan pul oladi, ikkinchisidan mehnat bo'ladi. Shularni qilishlik bo'ladi. Shu vazifani bajarishlik bo'ladi. U pul bilan ta'minlaydi, bu kuchi bilan, mehnati bilan olib keladimi, sotadimi, ishlab chiqaradimi, o'shini pulidan, o'zini mehnatdan qiladi. Endi shu qilgan narsasini foydasiga sherik bo'ladi, zarariga sherik bo'ladi. Agar zarar ko'rib qolsa, qancha zarar ko'rgan bo'lsa, shu zarariga sherik bo'ladi. Qancha foyda qilgan bo'lsa, mayli foydaning 3dan 1 senga desin yoki 2dan 1 senga desin yoki teng yarimi senga desin, o'sha muzorabada ular qanday shartlashgan, qanday kelishgan bo'lsa, shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi o'sha do'stim pulini berib turgan, men sen pulingni oborot qilib ishlataman, savdogar, ya'ni savdogar ekan do'stim, oborot qilib ishlataman, shundan topgan foydamdan men senga ulush berib turaman degan bo'lsa, beruvchi ham, oluvchi ham sudxo'rlik qilayotgan bo'ladi. Shuni muzoraba qilganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni foydasiga ham, zarariga ham sherik bo'lasiz. Sizdan pul oladi, undan xizmat bo'ladi. Mana shu kitobiy maqsadga muvofiq bo'ladi.